Genç Bakış'tan herkese merhabalar arkadaşlar. E-Devlet videolarıyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz adli sicil kaydı nasıl alınır? Bununla alakalı belgeli bir şekilde, barkodlu bir şekilde bu belgeyi nasıl alabiliriz? Kurumlara özel, isteğe binaen nasıl bu belgeyi oluşturabiliriz? Bunu anlatacağım. Yine diğer videolarımda da bahsettiğim gibi Türkiye.gov.tr'ye giriyorsunuz. TC kimlik ve şifrenizle PTT'den alıyorsunuz. Ondan sonra girdikten sonra yine arama kutucuğuna gelip burada adli sicil kaydı, adli yazınca çıkıyor zaten. Adli sicil kaydı sorgulama diyor bakın burada. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında burada verilen kısımları kabul ediyoruz. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum diyoruz. Devam et seçeneğine tıkladıktan sonra sizin burada bilgileriniz çıkması gerekiyor. Bilgilerinizi kontrol ediniz. Eğer doğruysa daha sonrasında şuradan kurum tipi nereye vereceksiniz bu? Resmi mi, özel mi, yabancı mı? Hep özel şeyler yapıyoruz. Resmi olarak yazalım bu kez de. Misal diyelim ki nereye verelim? Diyelim ki devlet memuriyeti veya diğer fark etmez. Diğer yazalım mesela. Belgenin nereye verileceği herhangi bir üniversite diyelim misal. A Üniversitesi diyelim. Şimdi bunun ne işe yaradığını göstereceğim size. Daha sonrasında sorgulama ekranına tıklıyoruz. Belgemiz karşımıza geliyor. Şimdi biraz önce konu kısmını seçmiştik bakın. Konu resmi kurum seçmiştik. Verileceği kurum ise burada diğeri seçmiştik. Buraya devlet memuriyeti de yazabilirsiniz. Fark etmez. Daha sonrasında ise A Üniversitesi diye yazdım. Bakın burada. Bu kısımdan da hani hangi bilginin nereye gideceğini de o kısımdan görebilirsiniz. Yukarıda da şimdi aşağı kısmında da barkod kısmını göstereceğim sizlere. Belgeleriniz bu şekilde. Aşağı tarafa geliyorum. Pardon. Şimdi bu aşağı kısımda da yine daha önce belirttiğim gibi barkodlu kısmı görebiliyorsunuz. Buradan belge doğrulama kısmıyla belgenizi doğrulayabilirsiniz. Şimdi bir önemli bir noktadan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Şurada kayıtlı belgelerim kısmı var. Bu ne işe yarıyor? Kayıtlı belgelerim şu an mesela bir belge oluşturduk biz. Artık oluşturduğumuz belge kayıtlı belgelerime geçecektir. Şu sol tarafta göstereyim. Bakın bu kayıtlı belgelerime tıklayınca bu şekilde benim biraz önce oluşturduğum belgemin tamamen kendisi yer almakta. Buradan indir seçeneğiyle de tekrardan kullanmak için indirebiliyorsunuz. Çünkü belli sayıda veriyor arkadaşlar belgeyi bir gün içerisinde. Ondan dolayı sanırım bir tane veriyor. Tam da onu kontrol etmedim ama buradan direkt çıktısını da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Teşekkür ediyorum.